Evet arkadaşlar, size Pokemon Go'da en sevdiğim buglardan bir tanesini göstereyim. Hop. Hop. Böylece gördüğünüz gibi Rattata'yı boğduruyorum. Ekans'a. Veya ne bileyim, başka kim yapsak mesela? Başka kim ne güzel olur ki ya? Bunları yapsak. Evet. Horsi Rattata'ya biniyor. Şu değişik bir kombinasyon olabilir. Olmadı. İşte ben de bunlarla eğleniyorum artık oyunda, ne yapayım? Değişik bir Pokemon oldu. Yeni bir tür yaptım. Siz ikinci jenerasyonu getirmezsiniz ama ben işte böyle yaparım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci jenerasyon Pokemon'lardan bir tanesini inceleyeceğiz. Zaten çok fazla yok. Durun, yayına Clark Kent değil de Superman olarak devam edelim. Yayına, kayıda. Biliyorsunuz zaten ikinci jenerasyon çıkmadı bir türlü. Bugün Togetic'le bir gym savaşı yapacağım. İki tane Flareon. Şimdi sallamak istemiyorum. İkinci jenerasyon hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. Ben Pikachu'm diye camdan atlayan çocuğun yüzünden ikinci jenerasyonu çok fazla göremedik. Yarıda bırakmak zorunda kaldık. O yüzden ben de sizle beraber öğreneceğim, bilmeyenler varsa eğer. Önce statlarına gidelim. Togetic tipi normal ve uçan. Atağı 250 üzerinden 125, biraz zayıf. Defansı 201. Gayet iyi. Staminası 110. Her zamanki gibi hit pointi düşük olacak demektir bu da. CPC maksimum olarak, yani IV'si %100 olduğu zaman 1553 oluyor. Tier'lerde, yani sıralamalarda B kategoriye geçiyor. Burada aynı şeyleri yazıyor. Yakalama oranı %5. Yani %5 kaçma ihtimali var. Türü normal demiş. Body olarak kullandığınız zaman 5 km'de bir kendi alıyorsunuz. Togepi'nin gelişmiş hali. Togepi'nin de atağı 65, defansı 138, staminası 70, maksimumda 540 CP'ye kadar yükseliyor. İlk evrimde Togetic diyor. Biliyoruz zaten bunu, az önce söylediğimiz şeyler. Evrimlendiği zaman üzerine aldığı şeyleri görüyorsunuz. Atağı 125'ten 60 artı alıyor. Defansı 63 alıyor. Staminası 40 alıyor. CP'si de 1013 alıyor. Süper efektif olduğu hiçbir şey yok. Efektif olduğu elektrik, buz, zehir. Zehir mi? Zehir. Kaya ve steel, metal, demir. Nasıl çevirirseniz çevirin. Çok etkili olmadığı. Karanlık tip, ejderha, çimen, ground'u nasıl çevireceğiz? Zemin. Çok çok inefektif olduğu böcek ve dövüş tipi. Neyse, ateş yok, o yüzden kullanabilirim. Normal tipte diğer Pokemon'ları gösteriyor. Zaten çok fazla yok, bilirsiniz normal tipte. Uçan tip mesela, bu ne? Grand Bull, bilmiyorum. Blissey. En azından onun neyin gelişmiş hali olduğunu biliyorum. Lydian hiç duymadım. Gligar. Hayatımda ilk defa görüyorum. Natu. Bizim Flappy Bird'e benziyor. Zatu herhalde bunun gelişmişi. Bu Delibird. 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 Hangisiyse artık. Bu hesapta bir sürpriz event olarak gelecek diye bir dedikodu vardı bir arada. O da yalan oldu. Normal tipte Pokemon'lar dövüş tipteki Pokemon'larıyla karşı saldırı alıyorlar. Hitmontop gibi. Mesela Hitmontop'u da bilmem. Uçan tiptekilerde elektriğe karşı zaafları var. İşte burada da yine nelere karşı kullanılacağını ve nelere karşı kullanılmayacağını göstermiş. Quick move'ları Zen Headbutt, Steel Wings. Charge move'ları Ancient Power, Dazzling Gleam, Aerial Ace falan filan demiş. Neyse, geçelim ve gym'imize dönelim. Önce bizdeki, öncelikle kaynaklarını kullanarak, ben de hala Togepi bile yok.
Togetic'ini bana veren arkadaşıma teşekkürlerimi sunarım buradan. Şöyle neyime göre dizelim. Yine 500 tane, 1000 tane Pokemon. Togetic 855. İlk hata Zen Headbutt. İkinci hata Dazzling Gleam. Burada tipi Fairy ve Uçan olarak gözüküyor. Diğer tarafta normal olarak gözüküyor da enteresan. Ama Fairy olması lazım zaten mantıken. Bastığımız zaman bakalım. Çok hızlı, ayaklara bak. Keratanın. 855 CP ile burayı indirme şansımız var mı? Yani en azından bir hızını falan görme açısından şansımız olur. Alalım Togetic'i, saldıralım bakalım. Yani aslına bakarsanız ikinci atağını yiyene kadar her daim şansınız var. İkinci atak biraz problem. Hızlı da kerata ha. Ama işte damage yok. Bir de tabii damage'in düşük olması aradaki CP farkından da kaynaklı. Çok fazla yapabilecek bir şey yok. Sonuç itibariyle iki Pokemon arasında dağlar kadar level farkı var. Level farkı olduğu zaman da ata falan gelişmemiş oluyor. Ama süratli, küçük de sevimli de bir şey. Ama biz yine özümüze dönelim ve Jim'i indirelim. Flareon'ların en sevdiği dostu olan Vaporeon'la alayına gider. ...2400'e 1700 ve yarı enerjiyle başladım. Bakalım nasıl bitecek. Yani ikinci hataya yemezsem eğer her türlü alırım. İkinci hataya yemezsem dediğim gibi yedim. Hep böyle oluyor. Hadi bu geldi, bari bununla dövelim. Vur Davut. Ağzına ağzına vur Davut. Gördüğünüz gibi burada bir çokluk durumu söz konusu. Herkes ama yüzünü kıbleye dönmüş, ne alakaysa. Hepsi aynı tarafa bakıyor, bir tek buradaki kardeşimiz başka tarafa dönmüş. Geri vitesi yok. Bizde R yok kardeş. Zaten ikinci atağı vurduğunuz zaman böyle HP'si düşük olan, canı düşük olan Pokemon'ların hiçbir şansı olmuyor. Oyunun adaletsizliği. Evet. Jim artık bizimdir. Togetic de böyle arkadaşlar. Yani çok fazla olayı yok. Zaten olayı olsa çıkarmazlardı. Biliyorsunuz güzel şeyler çıkarmıyorlar. Şöyle baktığımız zaman HP'si zaten 72'ymiş. Yani nereye kadar gelişebilir ki? Zaten staminası düşüktü. Dolayısıyla stamina HP'den etkilendiği, HP stamina'dan etkilendiği için çok fazla bir işe yaramayacaktı. Bu kadar. Görüşürüz.